Merhaba sevgili teraziler. Selamlar sevgili teraziler. Hukuk ve adaletin insanları nasılsınız? Mayıs ayı sizin için önemli bir ay. Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Bilinçokuru Astroloji Haber Merkezi sizlerleyiz. Buyurun Sayın Demet Baltacı, siz bir terazisiniz. Evet. Ciddi girdik. Anlatın bakalım başınıza neler gelecek Mayıs ayında? Evet sevgili teraziler. Ayın hemen başında 3 Mayıs'ta sizin gezegeniniz Venüs Koç burcuna geçiş yapıyor. Aşk, ilişkiler. Aşk. İlişkiler. İlişkiler evine geçiyor. Ama orada çok rahat değil. Yani ayın ortasında Uranüs'le kavuşacak. Mars'la kavga edecek, Plüton'la kavga edecek. İlişkisi düzgün giden terazilerde sorun yok. İş ortaklıkları sözleşmelere girerken dikkat edin. Ama unutmayın ki ilişkisi iyi gitmeyen bazı terazi burçları bu ay itibariyle boşanma kararı verebilir. Evet. Sevgilisinden ayrılabilir. İlişkileriyle ilgili bazı dengesizlikler yaşayabilir. Evet. Bunun yanında hiç ilişkisi olmayan terazi burçları da ileride ayrılacakları ama her genç kızın rüyası zetina dikiş makinesi zannedecekleri bir toplumsal tuhaf ilişki yaşayabilirler. Onun için Mayıs ayında karşınıza çıkan ilişkilere dikkat edin. Uranüs-Venüs kavuşumu, Uranüs-Venüs karşıtlığı veya Mars-Venüs karşıtlıklarında karşımıza çıkan ilişkiler ne yapar? Biraz böyle fırtınalar çıkar. Evet, ani, çok heyecanlı başlayabilir, hızlı gelişebilir ama aniden de bitebilir. İşte ani biter. Evet. Yani Uranüs-Yan ilişkiler. Evet. Onun için terazi burçları, hanımları, beyleri, iş ortaklıklarında ve ilişkilerde, sağlam ilişkilerde bir hareket var. Problemli ilişkilerde bitiş var. Yeni başlayacak olan ilişkilerde sıkıntılar var. Ve biliyor musunuz, bazılarınız bu videoları aylar sonra seyredeceksiniz. Ve bazılarınız belki bir yıl sonra öylesine bakacaksınız. Ve bu ayda bunları yaşadığınızı göreceksiniz. Çok ilginçtir. Evet. Ondan dolayı lütfen dikkat durun. Eski arkadaşım beni aradı. Ne yapabilirim Demet Hanım, Oğuzhan Bey? Eski zaman tablosu içinde bitmiş. Retro Mars'tan dolayı yeniden gelip başını yakacak. Dikkat et. Derim ben. Sen hesabı ne dersin? Bitmemiş, yarım kalmış, geri gelmiş gibi oluyor. Ya bence her ilişki bittiği andan itibaren hesaplaşmalar da aslında sona geliyor. Ama insanlar terazi zaten. Kararsız. Kararsız burç. Oradan dolayı doğru karar veremediği için Mars'ın retrosu Venüs'ün gelişiyle 11 Mayıs civarında eski bir aşk yeniden geliyor. Beni seviyor mu? Seni seviyor olabilir ama kimse katil değil. Kimse kötü değil. Uymuyorsun arkadaş. Bu kadar basit. Evet. Sen Ekim'i bekle. Güzel aşklar için Ağustos'u bekle. Para durumu ilginç. Para. Biraz sorun var. Evet. Aşkı bırakın arkadaşlar yani. Şimdi, biraz para durumunuz da kötü. 7 Mayıs'ta Merkür ikizlere geçiyor. Bu seyahatler, yurt dışı ile ilgili konular, yayıncılık, medya ile uğraşan teraziler için destekleyici bir pozisyon. Yükselen terazi seyahat eder. 17-18-19 Mayıs Merkür ikizler gezisiyle 2 kere gidip gelmesi gerekecek. Bir seyahat eder, 2 kere gidip gelmesiyle ilgili bir seyahat eder. İlginç bir pozisyon. Evet. Gittiği bir yere bir kez daha gidebilir. Evet. Böyle bir pozisyonu var. Evet. İlginçtir bu. Ayın ortasında dikkat ediyoruz. Ayın ortasında Güneş-Satürn 10 Ağustos'ta Güneş-Satürn karşıtlığıyla başlayan bir sert etkileşim var ve bu 16 Mayıs'a kadar devam ediyor. Güneş-Satürn karşıtlığı parayla ilgili konularda biraz sıkıntılar, kısıtlamalar, engeller ortaya 14 Mayıs Akrep Burcu Dolunay'ı da öyle değil mi ama? Evet, Akrep Burcu Dolunay'ı da 14 Mayıs. Zaten yine Satürn etkili olacak. Parayla ilgili özellikle gelirlerde bir kısıtlama olabilir. Günlük gelirlerde kısıtlama var. Günlük gelirlerde sıkıntı var. 24 Aralık 2014'e kadar devam ediyor. Ağustos ayında da sorun var. Bu konuya karşı yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Maddi ve ekonomik durumunuza dikkat etmek. Biraz daha temkinliğin para harcamamız daha olumlu olacak. 21 Mayıs Güneş İkizler Burcu'nda. Evet. Yine yurt dışı eğitimle ilgili konular, seyahatler, bir aylık süreç içerisinde. Haberler, medya, haberler. Evet. Yeni bir cep telefonu alabilir, haberleşme, bilgisayar alabilir, çevresindeki insanlardan destekler alabilir. Aslında kötü bir pozisyon değil. Mars düzeliyor bir de. Mars düzeliyor. Çevresinde sıkıntı yaratan olaylar bitti. Evet. Mesela retro Mars'ın yarattığı pek çok olayı yaşadılar. Kazalar, sıkıntılar, çevresindeki insanların ölümleri, yeniden doğumlar, terslikler bunlar bitiyor. Kavgalar. 24 Mayıs güzel ama. Evet, 24 Mayıs güzel. Jüpiter Satürn üçgeni var. Yengeç Satürn, Yengeç ve Akrep arasında
parayla ilgili kariyerden gelebilecek yine güzel bazı gelişmeler. Kariyerden gelebilir, çevresinden gelebilir, böyle bir tepki var. 28 Mayıs İkizler Burcu yeni ay ile beraber görüşmeler, iletişimler, arkadaşlıklar, dostluklar, kitap okumak, eğitime katılmak, yeni küçük eğitimlere gitmek, bir eğitimin sonuçlanması, bu noktayla ilgili güzel haberler var. Neptün karede sanatçı teraziler, dikkat edin. Sanatsal çalışmalarınızla ilgili sıkıntılar olabilir. Mesela çok sevdiği bir resmin üzerine su dökülebilir. Veya medyada bir sorun çıkabilir. 31 Mayıs'ta Güneş Üçgen Mars'la beraber enerjik bir Haziran'a giriyorsunuz. Ve Venüs de Boğa'ya geçiyor ay sonunda. Bu da güzel. Ne dersin? Efendim? Rahatlıyorlar. Biraz rahatlıyorlar tabii ki. Çalışma koşulları, sağlıkları biraz daha güçlenebilir, iyileşebilir. Çevresindeki insanların maddi kaynaklarında da bir büyüme var. O maddi kaynaklardaki büyümeyle beraber de bir psikolojik keyifli döngü var. Sevgilerle karın diyorum. Sevgilerle karın derken bilinçokuru astroloji portalında bulunan Demet Baltacı'nın haftalık ve günlük yorumlarını da incelediğinizde çok güzel sonuçlar kendiniz adına alacaksınız. Sevgiler, bye. Hoşça kalın. Güle güle.